Günaydın. Bugün Urla'dayım. Bayram dolayısıyla Urla'ya geldim. Geçen hafta, yani bunu izlediğiniz zaman bana göre dün oluyor ama... Ne? Anlamadım. Ya geçen hafta, bunu pazar günü yükleyeceğim. Geçen hafta video atamadım. Neden? Çünkü zamanım yoktu ve... geçen hafta pazar günü zaten şeydeydim, güneş geliyor, olmadı. Yine olmadı. Hah, tamam. Size göre geçen hafta pazar günü ben yoldaydım, Urla'ya geliyordum. Şu anda da Urla'dayım. Dedim ki zaten beni milyonlarca kişi izliyor hani. Bu milyonlarca kişiye ne vermem lazım? Hani bir şey vermem lazım, video vermem lazım. Ben de madem Urla'dayım, ne zamandır da vlog yapmak istiyordum. Oyun endüstride yapamayacağıma göre Vurla'da vlog çekeceğim. Bugün ikinci gün. İlk gün çekmedim hani, ilk gün bir etrafı bir gezelim falan diye. Kamerayı tutmak zormuş, kolum ağrıdı. İkinci günün vlogunu çekeceğim bugün. Odamız çok gürültülü. Umarım sesim çıkıp geliyordur. Böyle, şimdi annemler aşağı indi, ben geç kalktığım için inmedim. Ben de hazırlandım aslında. Hazırlanıp ineceğim aşağı. Şimdi nereye gideceğimizi söyler misin anne? Söyleyeyim mi? Şimdi söyleyeyim mi? Evet. Efes Antik Kenti'ni ziyaret edeceğiz şimdi. Burada Wi-Fi var mı? Var. Onun derdi başka. Rezil olacağım adam. Hayır, çünkü şey, bölgeyi bir download edeceğim. Download mi? Wi-Fi var. Yukarıda şifresi vardı. Ben şimdi o zaman yukarıya çıkayım. Benim için Wi-Fi Allah. Her şey. Allah. Senin de yukarı çıkmam lazım. Rezil oldum. Online camiada bütün severdi. Tamam. Aynen. Şu anda Efes'e doğru yola çıkıyoruz. Biz gittiğimizde Efes daha açılmadığı için biz de yakınlardaki Meryem Ana evini gezmeye başladık. Herkes bakıyor, o yüzden şimdi biz de bakacağız. Bir özelliği yok gördüğünüz üzere, hendek. Vardı mı ya, salak bir şey mi? Bak şunları çekebilirsin. Tek minik bir heykeli var. O heykeller ya da var. Şimdi Meryem ne? Meryem evi, ana evi. Meryem ana evi. Efes harabelerine gitmek için. Açılmasını bekliyoruz. Değil mi? Başka bir şey beklemiyoruz. Ne hissettirdiğini anlatsana bence. İki dakika falan durduk zaten. Ne hissettirebiliriz? Olsun. Şimdi Meryem Ana'nın son evi olduğu düşünülen Meryem Ana evini gezdik. Sonra Şirince ile Nişanlar evlerine gidip Efes harabelerine gideceğiz. Thank you.
Şirince köyüne geldik ve yemek yiyecek bir yer arıyoruz. Ama bulamıyoruz. Şu yukarıdaki Şirince evlerine de çıkacağız. Orada yemek yiyecek bir yer arıyoruz. Baba. Yemek yiyecek bir yer bulduk mu? Hayır, bulamadık henüz. Ha, bulamadık. Tamam. Annen telefonla konuşuyor. Evet. Arkamda gördüğünüz güllü konaklarına yemek için geldik. Ama öğle yemeği servisi yokmuş. O yüzden hala yemek yeri arıyoruz. Arıyor muyuz, bulduk mu? Biliyoruz, gideceğiz. Biliyormuşuz, gideceğiz. Artemis'e gideceğiz. Artemis'e gideceğiz. Taşmek'tesin orası. Taşmek de yukarıdaki değil mi? Bu başka. Taşmektep'te bayağı dersler veriliyor. Felsefe dersleri, yaratıcı yazarlık dersleri. Ha, o yolda gördüğümüz taş mektup. Evet. Tamam. Anladım. Şimdi Taş Mektep Müzesi'nin restoranındayız. Şimdi de müzenin içine gezmeye gidiyoruz. Ama köyü gezdik ama baba, etrafta ses kaynakları olunca ben böyle şimdi köyü gezdik, yukarı dağın sondan üstüne çıkacak, dağın yukarı taraflarındaki Nişanyan evlerine çıkacağız şimdi. Oradan da Efes'e geçeceğiz. Nişanyan Oteli'ne geldik. Böyle bir manzara var. Burada birazcık durup yukarıdaki kuleye çıkacağız. Orayı göreceğiz. Sonra da devam edeceğiz. Gezimizin son durağı olarak Efes'e geldik. Şimdi Efes'i gezeceğiz.
şu anda bulunduğumuz yer eski zamanlarda ticari pazar yeriymiş. Şurası. Şeyiymiş, kütüphanesiymiş. Şimdi geriye sadece şey kalmış. Bayağı görkemli bir kapı ve arka tarafta kiremit duvar kalmış. Kapının şöyle bir özelliği var içeride yazdığına göre. Dört tane şey var, dört tane heykel var ön tarafında. Ortadaki iki heykel diğerlerinden daha büyük. Böylece şeyi girişi olduğundan daha geniş göstermeye çalışmış. Arkamdaki yer buradaki en eski yerleşim yerlerinden bir tanesi yamaç evler. Yamaç evler ki burası en çok korunan yamaç evlerden bir tanesi. Bu şehirlerin bu kadar ilkel olduğunu düşüneceğimiz tarihlerde yapılmasına rağmen çok fazla tesisat, ısıtma, su sistemleri çok fazla var. Kilden borular var. Mesela şurada kilden borular göstereyim. Bunlar kilden boruymuş. Bunlardan bütün bu gezdiğimiz yerde her yerde var. 4200 metrekarelik bir alan gezilebilecek bir alan burası. Yamaçev 2'nin yanına kurdukları terastan Efes manzarasını göstermeye çalışıyorum ama gösteremiyorum galiba. Şimdi artık geldiğimiz yere doğru, kütüphanenin olduğu yere doğru yavaş yavaş iniyoruz. Sen çekim mi yapıyorsun? Evet, gel. Video böyle bir dakika durma sonra devam ediyor. Ya görünmüyorum. Gördünüz. Amfiteyatroya doğru çıkıyoruz şimdi. Bir de amfiteyatroyu göstereyim. Hem göstereyim hem ben göreyim. Yaklaşık 2 saatlik Efes turumuzun sonuna geldik. Şimdi Sığacık'a gidiyoruz. Şimdi otele döndük. Daha doğrusu ben otele döndüm çok yorulduğum için. Annemler neredeler hiçbir fikrim yok. Babam çay içiyor şu anda. Sığacık'tan bahsedeceğim biraz. Çok güzel bir... Ne orası? Çok güzel bir alan. Çok güzel bir bölge. Sitta Slow diye geçiyor, yani yavaş yavaş şehir, sakin bir şehir çünkü bu sahil, ne diyeceğim unuttum. Bölgenin simgesi bile yavaşlığı ve sakinliği temsil etmek amacıyla sallangoz, hani
Selen Gözer. Yavaş. Günaydın. Bugün ikinci gün. Dün bayağı yorulmuştum. Hatta dünkü kapanışı bile bitiremedim. Bugün yine dolaşacağız. Dolaşırken yine şey yapacağım. Ben vlog çekemiyorum. Neyse. Dün çok fazla video çekemedim. Çünkü hani vlog çekerken elimde kocaman bir kamerayla. Kameram şu. Evet. Elimde kocaman bir kamerayla kendi kendime konuşarak ve kameraya bakarak yürüyorum vlog çekerken. Hani en son bir tam böyle doğru düzgün vlog çekecektim. Efes'te yanımızda böyle bir aile geçiyordu. Adam bana böyle baktı. Kamerayı indirdim. Daha yeni kalktım. Hiçbir şeyin farkında değilim. Aşağı inip kahvaltımı yapacağım. Sonra da güne başlayacağız. Kahvaltıdan kalktık şimdi. Annemler otel bakmaya gitti. Onlar gitti. Ben odada tek başımayım. Ne yapacağım? Şeye bakarım herhalde. YouTube'a bakarım herhalde. Sabah oteli değiştirdik. Yeni otele yerleştik. Terasta bir şeyler içtik. Burla'ya yukarıdan baktık. Şimdi de Mordoğan'a gidiyoruz. Mordoğan'da vakit geçireceğiz biraz. Mordoğan'dayız. Annemin de demin söylediği gibi şezlongları kazık olmayan yerler arıyoruz oturmak için. Etraftaki kötü koku ve insanların yere attıkları çöpler ve pislik nedeniyle Mordoğan sahilinden ayrılıyoruz. Şimdi Karaburun'a gideceğiz. Biraz önce otele geldik. Otel değişti bu arada. Çok daha güzel bir otel oldu. Bakın burada piyanomuz bile var. Akşam babamın arkadaşlarıyla buluşacağız, yemek yiyeceğiz. Onun için hazırlandık. Annemle babam çıktı çoktan. Yukarıda beni bekliyorlar. Ben de bu kapanışı yapayım, geleyim dedim. Günaydın. Sesim geliyor mu bilmiyorum. Bugün ben de hastayım. Annem de hasta. Gün içinde ne yapacağımızı bilmiyoruz. Arabaya atlayıp dolaşacağız mı diye. Şu anda Yağcılar Köyü'ndeki bağ evindeyiz. 3 tane deli küçük kediyle yemeğimizi yedik biraz önce. Urla'yı kuş bakışı sayılabilecek bir şekilde bayağı her yerini gören şu sakin ve huzurlu bir ortamda oturuyoruz. Babam da şu an bana bakıp geliyor. Evinde yekpare sedir ağacından bir masa var. Git bitmiyor. Şöyle gidiyorsun hala bitmiyor. En son burada bitiyor. Bu masa bu. Karşıda da gülümseyen bir kız var. Biraz önce Urla merkezde Malgaca Pazarı'nın yanında bulunan Ömre Bedel Yemekler diye bir restorandan geldik. Çok cana yakın kişiler işletiyor. Geçen sene de gelmiştik zaten. Geçen seneden de tanışıklığımız var. Bayağı iyi anlaştık. İyi davranırlar, iyi insanlar. Aşağı Facebook sayfalarının linkini koyarım mutlaka. Eğer Urla'ya yolunuz düşerse mutlaka uğramayı unutmayın. Bu geceyle beraber Urla gezimizin sonuna geldik. Bu son gecem. Yarın sabah erkenden İstanbul'a dönüyoruz. O zaman şimdi mi yapayım kapanışı? Sonra mı yapsam? Şimdi yapsam.
bir şey yanıp söylüyor. Allah şarj bitiyor. İlginç tasarlanmış bir yer olan Mutant Kafe dedik şimdi. Şimdi çıkıyoruz, yola çıkıyoruz. İstanbul'a dönüyoruz. Şu anda İstanbul'a dönmeye çalışıyoruz. Anayolda trafik vardı. Oradan kurtulmak için ara yollara girdik. Ve şu anda 12 arabalık bir konvoyla yol bulmaya çalışıyoruz. Google konvoyu. Navigasyon konvoyu. 12 arabanın çoğunda büyük ölçüde navigasyon var. Kameranın şarj bitmeden. Wait, what? I warn you not to mess with the timeline. Kapatış yapıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu benim ilk vlogumdu. Hani kötü olmuş olabilir. İyi olmuş olabilir. Önerilerinizi aşağı lütfen yazın. Gerçekten ihtiyacım var. Neyi yanlış yapıyorum, neyi doğru yapıyorum, neyi beğeniyorsunuz. Bunları bilmem gerekiyor. Aşağı yorum yazın. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.